Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi yayınlar. Ben Deniz, ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Yine bir yayınla daha karşınızdayım. Bugüne kadar çok konularda yayınlar yaptık. Birçok konuk ve röportajlar, birçok konuklarla röportajlar yaptık ve çok sayıda duayen isimleri konuk ettik. Ve bugün uzun yıllar Kocaeli'mizin medar iftarı diyebileceğimiz Kocaeli halinde uzun yıllar sebze meyve sektöründe toptancılık ve tüccarlıkla uğraşan değerli bir iş insanı olan Hüseyin Koçak amcamızla birlikteyiz. Ve bu sektörle ilgili ve bu gıda alanıyla ilgili olan çarpıklıklar ve son dönemde yaşanan bütün sorunları göz önüne alacağız. Şimdi burada Hüseyin Koçak amcamız aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Hal Eski Onursal Dernek Başkanı. Ve bununla ilgili olarak Hal Esnafları Federasyonu'nun da kurucularından. Şimdi kendisiyle bu konuyla ilgili sorunları ele alacağız. Şimdi Hüseyin amcacığım, gıda sektörü şu anda nereye gidiyor? Şu anda gıda sektörü serbest ekonomiden dolayı Turgut Özal'ın, rahmetlinin, rahmet tanıyoruz, Cumhurbaşkanımız, ülkenin Cumhurbaşkanı haliyle, günah ile sevap ile Allah affetsin günahlarını. Mekanı cennet olsun hizmetlerinden dolayı. Onun bir şeyi muhalefet yapma hakkımız yok. Ama burada serbest ekonomi yasası çıkarıldığı zaman bu temel gıda maddeleriyle sanayi ürünlerinin ayrılması gerekiyordu. Fakat maalesef serbest ekonomi tüm sektörler için aldı ve temel gıda maddeleri de serbest ekonomi içine kattılar. Bu temel gıda maddelerinin günlük ihtiyaç olan bir kullanım ihtiyacımız olan kullanım gıda sektörünü bu sektörden ayırması lazımdı. Ayrılmadı. Bugüne kadar geldi. Artık marketler zinciri kuruldu halen ülkede. Bu marketler zinciri 2013'te bugün hükümetin çıkardığı bir yasa var. Hal kanununa değişiklik yaptı. Marketler istediği adına istediği sefer yasasını çıkarttı. Marketleri serbest bıraktı. Market üreticiden 1 liraya aldığı malı 10 liraya da satsa soran yok, 15 liraya satsa soran yok. Tabii. Marketler önünü açtı, kar payı sağladı marketlere, yandaşları kalkındırdı. Açıkçası ben her türlü ispatı hazırım bu konuda. Şimdi burada benim önerim şu, temel gıda maddelerinden serbest ekonomi kalkması lazım. Otomobilde serbest ekonomi olur, beyaz eşyada serbest ekonomi olur, tamam bunlar aynen uyuyoruz. Fakat mobilyada olur. Ama temel gıda, günlük ihtiyaç, neden ekmeği serbest bırakmıyorlar? Onu da serbest bıraksınlar. Ekmek de günlük ihtiyaç. En diğer büyük gıdalar temel gıda maddesi. Evet, diğer gıdalar temel gıda maddesi. Onları belediyelerin yetkileri var. İktisat müdürlükleri, belediyenin 69-70'li yıllarda ben bunun kökeninden geliyorum. Tabii. Bu sektörün kökeninden geliyorum. O zaman biz seyyar pazarcılık yapıyorduk hale girmeden. Sabahleyin etiket yazıyorduk mallara. Alış satış fatura numaraları üzerinde olmak kaydıyla. Bir belediye kontrol yapıyor, ikinci maliye kontrol yapıyordu faturaları. Ve kar marjını da belediye veriyor. Domates'e 135, diğer ürünlere 125 veriyordu belediyeler. Ki o etiketlerine bizler bile yetiştik. O karlar bize yetiyordu. O gün koşulların, fiyatların düşük olmasına rağmen. Domates'in kilo 150 kuruştu, 2,5 liraydı. Mesela öyle rakamlar o zaman, o yıllar. Tabii. Ama buna rağmen şu anda fiyatlar fevkalade yüksek. 135 de kurtarır, %25 de kurtarır insan. Yani biz esnafla işimiz yok bizim. Bizim temel gıda maddelerindeki alış satış fiyatı koymanın amacı vatandaş verdiği karı bilsin. O da limiti aşmasın. Kredi kartlarına mahkum oldu insanlar şu anda. Bankaların kredi kartları çalıştırıyor marketleri. Adam mecburen asgarisini ödüyor. Kredi kartına ihtiyacı görüyor. Vatandaş ne yapsın? Çaresiz. Ama çaresiz üzerine bir de sömürülüyor vatandaş burada. Bu sömürgeyi durdurmanın tek çaresi, hatta büyük şehirlerin bu konuda yetkileri vardır. Ben hukukçu değilim. Onu da antiparantez belirteyim. Tabii. Hukukçular araştırır bunu. Meclisten de bu büyük Türkiye Cumhuriyeti meclisinde bu değiştirebilir bu yasayı. Tabii. Temel gıdayı serbest kurumdan çıkarıyoruz der. Büyükşehir belediyeler de meclis kararıyla bu yasayı uygulayabilir. Yani hukukçular araştırarak. Çünkü yasal bir şey bu yani. Bu alınır satılsın tamam. Bir şey yok. Ona biz kalite kontrolü yapılır. Bu öyle olduğu zaman. Hallerden geçen malların hal laboratuvarları var. Şu anda son zaman onlar kuruldu.
Halin girişinde laboratuvarlar var. Ve iş bu hale gelince bu sefer hal toptancıları ve haller aracı tepeci durumu da düşürüldü. Pazarcı ve hal aracı, asıl aracı tepeci süpermarketler şu anda. Tabii. Aracı tepeci belli. Ama nedense hükümetin işine gelmiyor aracı tepeci afiş etmek. Pazarcılar aracı tepeci, halliler aracı. Halde bir de mal günlük satılıyor. Arz talebe göre fiyat bulunur halde. Halde fiyat yoktur. Gelen ürünün fiyatı, akşam inen malın, gelen ürünlerin fiyatı, alış satış kar marjını ihtiyaç sahibi, esnaf belirler onun kar marjını. Tüketicinin talebine göre. Tabii. Tüketicinin talebine göre, arz talebe göre fiyat bulunur hallerde. Talep olur, fiyat 3-5 yükselir. Talep olmaz, o fiyat 5 lira, 3 lira aşağı çekilir, satmak zorunda çünkü. Bu sefer vatandaş pazarda diyor, şimdi orada diyor 10-15 liraya fasulyeyi satan vatandaş da var, 3 liraya satan da var, o kazanmıyor mu diyor bu sefer. İşte bunun tek çözüm yolu, bu benim dediğim şekilde denetim yapılacak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, bak diyor, zabıtaları gönderin diyor marketlere. Zabıta ne iş yapacak markette? Bir iş yapamaz, neden? Fiyat denetimi yok, kalite kontrolü yok. Belediye sağlık doktorları yok. Ne yapacak zabıta gidip? Bir şey soramaz ki. Tabii. Bir de hal girdileri çıktılar şu anda. Tamamen kontrol altında. Mal hareket etmeden maliye bildirim yapıyorlar. Tüccar ve müstahsiller. Hı hı. Diyor ki ben iş yazıhane İstanbul'da, işte yani Kocaeli diyelim. Kocaeli'de 25 numaraya 10 ton ürün gönderiyorum. Çeşitlerini yazar. Her şeyin dökümünü yazar, maliye bildirir. Mali onu görür ekranda, bilgisayarda evet. Görüyor mali onu. Sabahleyin hale geliyor ürün. Maliye o ürünü maliyeden izin almadan komisyonu satamıyor. Diyor ki bu ürün geldi, bilgisayarı açın, ben bu ürünü satmak istiyorum diyor. Ha, doğru mu? Doğru. Ürün doğru mu? Doğru. Tonaj doğru mu? Doğru. Doğru. Ürün doğru mu? Doğru. Mal da teslim aldı, satabilirsin diyor. Bu sefer halde esnaf satıyor malı. Sattığı zaman bunun belediye rusumunu ödüyor, devlete kademesini ödüyor, tamamen kontrol, yanında işçi çalıştırıyor, işverenlik yapıyor. Bu esnaf nasıl aracı oluyor, ben onu merak ediyorum. Soruyorum bu yetkililere. Bir esnaf aracı olması için kaydı kuydu olmayan bir esnaf aracıdır. Tabii. Gayrimeş çalışan bir esnaf aracıdır. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaret usuna kayıtlı üyesi. Vergi dairesine kayıtlı üye. Vergi mükellefi. Bu adam nasıl aracı tepeci oluyor? Ticari dostla kayıtlı, vergi mükellefi, şirket. Şirket veya özel şahsı da olabilir. Şirket veya çoğu şirketi. Ama yasal yönden her yere kayıtlı. Tabii. Bu nasıl aracı oluyor bu vatandaş? O zaman kapat halleri. Tamamen halleri kapat aracıysa. Vatandaş nereden olursa, kim nereden olursa alsın, satsın. Bu boyutu bir defa çok önemli. İkinci şık, ben üreticiyi de çok gündeme almak istiyorum. Bugün gübre, mazot, üreticiye destek kredisi, destek yapması lazım bunlara. Bugün yatlara kaç liradan veriliyor mazotlar? Duyuyoruz. Bilmem %50 düşük alıyor yatlar katlı şeyler. Evet. Turizm sektörüne veriyorsun. Neden üreticiye zaten vergi yok. Evet. Neden üreticiye vermiyorsun bunu? Mazot ver 3 liradan. Üretici çok eksik. İhracat yapalım. Dolar kazanalım. Dolar kazanalım. Türkiye ihracatını artırdığı zaman Türkiye'nin bütçesi taşar. Hiçbir şey yapmaz. Bugün üretimden üretime destek versin üretime. Türkiye bütün sıkıntılar aşar. İhracat yapsın üretim. Bütün araziler bomboş duruyor. Bugün Anadolu'ya çık, Konya Ovası'na çık. Adam buğday ekemiyor ya. Buğdayı yurt dışından, Rusya'dan buğday alıyoruz. Patatesi Mısır'dan getiriyoruz. İnsanlar kargalar bile gülüyor bizim halimize. Bu böyle rezillik olur mu? Toprağımız bir insan eksen insan bile bir toprağa verir mi topraklar? Nedir? Gübre eksiği var. Adam ekemiyor, mazottan dolayı ekemiyor. Ektiğinin karşılığını fiyat alamıyor. Nasıl ekecek bu insanlar? Çiftçi aç. Halci aç. Kim tok burada? Tek marketler tok. O da hükümete vermiş sırtını. Hükümet görmüyor bunların ne yaptığını. İstediği yerden o istediğini satıyor. İstediği fiyatta koyuyor üzerine. Satışına göre, talebe göre. Bugün haldeki fiyatları Kocaeli'nde yaşıyoruz. Bugün haldeki fiyatları sabahleyin gidelim alalım. Bir de marketlere fiyatlara bakalım ya. En az %70-%80 kar koyuyorlar üzerinde. Bir de %50 Allah'ın emri. Kesin %50 var. En vasat, en düşük %50 koyuyorlar.
ürününe göre %70, %100 sattığı ürün bile var marketlerinde. Bir de şimdi şehirler arasında mesela diğer şehirlerdeki mesela Sakarya hali gibi veya da örnek veriyorum Yalova hali gibi şehirlerde işte yok orada fiyatlar daha ucuz, işte kimi pahalı kimi ucuz diye onun mahallesinin arkasına sığınıyor. Şimdi şöyle, hallerde o hal ucuz, bu hal ucuz diye bir şey yoktur. O gün hale o çok ürün gelmiştir. O kalem çok, örneğin salatalık diyeyim veya domates diyeyim veya taze fasulye diyeyim mevsimine göre. O gün hale çok gelmiştir o ürün. O hale çok gelen ada pazarına çok gelir, o geldiğini kabul edelim. O gün buradan 50 kuruş bir lira düşük olabilir. Ama zaman zaman Kocaeli'nden de düşük olabilir. Tabii. Yani Türkiye'nin bütün halinde arz talebe göre fiyat konur. Halde stok yoktur. Halde iki çay daha getir bize. Halde stokçuluk yoktur. Evet. Halde günlük satış vardır. Halde tek stokçuluk hangi ürünlerde vardır? Elmada vardır mevsimine göre. Limonda vardır. Portakalda da hiç stokçuluk yoktur. Bunlar, o da ne için stokçuluktur? Yazın elma toplanır. Evet. Zaniye konur muhafaza etmek için. Orada muhafaza edilir soğuk havada. Tonlarca mal bir anda piyasaya süremezsin yazın. Tonlarca limonu bir anda süremezsin. Limon Ürgüp'te, Nevşehir Ürgüp'te mağaralarda saklanır. Limon buzhaneler konmaz. Limonun stok yeri Nevşehir Ürgüp mağaralardır. O mağaralarda saklanır limon. Orada yatak limonu tabir edilir. Yatak limonu. Yatak yapılır. Yatağa konur. Onun ambalaj kağıdı vardır. O kağıt yurt dışına geliyor. Şimdi burada da üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor. Yeşil olarak sarılır. O kağıdın üzerine ambalaj yapılır, sandığa konur adetine göre 180'lik, 125'lik, 210'lik, 250'lik adetine göre fabrika boylama yapar onu. Mumlama boylama fabrikaları var. Eski gibi elle ayrılmıyor bunlar artık. Makine ayırıyor bunları. Bunlar sandıklara konur, 2 ay, 3 ay o depoda dinlenir, yatak sararır, limon haline gelir, kendi haline gelir. Evet. Suyun içine alır, yatak limon ne için sunulur? O suyu içine aldığı için sunulur. Tabii. Daldan kopan limon gibi değildir yatak limon. Onun için burada benim anlatmak istediğim hükümet yetkililerine, Türkiye Büyük Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu sesleniyorum buradan. Bu yasayı bir an evvel hayata geçirmelerini istiyorum bir vatandaş olarak, bir meslek erbabı olarak. Bugün Ankara Federasyonu Yüksel Tavşan da benim çok samimi dostumdur. Başarılı bir federasyon başkanıdır ama çaresiz. Adamı dinletemiyor kendisini, dinletemez. Biz bunu sesimi çıkarırsak, bu büyük meclisten, Ankara meclisten çıkarsa, bu yazı çıkartırlarsa, hiç belediyelere gerek yok. Ama büyükşehir belediyeleri el atarsa buna, ciddi bir şey bu çünkü. Daha büyük yollandır. Etin fiyatı anormal, yoğurdun fiyatı anormal, sütün fiyatı anormal. Hangi birini sayayım ya? 40 bin kalem var gıda sektöründe. Gıda 40 bin kalemi taşıyor aşağı yukarı. Bisküvitle vesairesiyle 40 bin kalem var. 40 bin kalemi kontrol altına aldığı zaman bu vatandaş oh be dünya varmış diyecek. Neden? Kar marjını görecek. Üretimin kaça mal olduğunu görecek. Vatandaş bunu görmesi gerekecek. O zaman fiyat kontrolü de yapabiliriz, etiket kontrolü de yapabiliriz. Zabıta o zaman görev düşüyor. Zabıta gidecek. Bugün elmanın kilosu kaç para aldın? Hadden çıkarmak kontrolünecek beyefendi markete. Çıkaracak. Kar marjin bu. Bunun üzerine satamazsın diyecek. Zabıta kontrol altına alacak. Belediyenin sağlık doktorları tüm gıda maddeleri kontrol altına alacak. Dolaşacak. Tarihi geçmiş ürünleri raftan indirecek. Bu yetkileri var aslında belediyenin. Ama şu anda arayan yok, soran yok. Vatandaş bakıyor tarihini geçti mi geçmedi mi. Ben bakmayacağım. Devletin sağlık memurları bunu kontrol edecek. Bir de işin büyük resminde zamanında otellere turizm tesislerine kadar kumarhaneleri getirip de işte döviz gelecek kalkıracağız deyip ocakları söndüren insanlar ithalatta gümrük vergilerini sıfırlamayıp da yerli üreticiye yönelseler evet. Zaten kalkınmanın başka yolları da olur. Bugün Ödemiş patates deposu, Türkiye'nin soğan patates deposu Ödemiş'te depolarda mallar çürüyor. Mersin'de Akdeniz'deki liman üreticileri de Ekrem Başkan'dan Allah razı olsun bütün malımızı aldı diyorlar. Daha şu anda birkaç ay önce oldu işte daha patates, taze patates başlamamıştı, Adana çıkmamıştı. Mısır'dan patates geldi, Mersin limanına geldi. Mersin limanı Niğde'ye geldi, tırlarla Niğde'ye satışa sunuldu ya. Evet. Mısır'dan patates aldık ya. Ya bizim patatese depoda sürüyor ya. İthalatta gümrük vergileri sıfırladı. Evet. Gazeteler yazdı bunu, yalan söylemiyorsa, Elçi Meydan'da. Tabii. Mısır'dan patates ithal ettik,
Niğde'ye götürdük patatesi tırlarla. Niğde'den Türkiye'ye dağıttık patatesi. Mısır patatesi. Kazakistan'dan soğan. Adam Niğde'den isyan etti. Bizim Niğde evet. Depoda patates yok bu. Mısır'dan patates niye alınıyor? Bizim depolarda patates götürüyordu diye. Vatandaş isyan ediyor ama kim dinliyor vatandaşı? Biz hem tüketiciyi, hem üreticiyi, hem esnafı. Esnafı bu yasanın çıkması üçüne de yarar. Üç sektöre yarar. Bir esnaf, iki tüketici, üç üretici. Mutlaka. Üç ayağı da bundan rahatlayacak bu tüketici. Bu yasa çıkarsa. Neden? Her şey kontrol altına alacak. Ha, ben diyecek kardeşim domatesimi 3 liraya sattım yerinde. Adamı 4 liraya satıyor. Masrafı var, nakliyesi var vesaire sonra. Helal olsun diyecek. Adamın yeri tüketicinin ürettiği, üreticinin ürettiği mahsul yerinde değerlenecek o zaman. Tabii. O boyut çok önemli. Yerinde değerlenecek. Adam bu adamın kaçı sattığını görecek ekranda. Market benden bunu 3 liraya aldı ama kaçı satıyor? Benden 3 liraya aldı 10 liraya satıyor. Kafasına o çıkacak bir defa. Çok önemli bunlar ama inşallah biz kamuoyuna veya büyükşehir belediyelerimize bunları dinletebilirsek eğer bizim bu fikrimizi önemseyip de bunu bir araştıralım, bunu bir düşünelim. Bu teklif, bu beyefendi çalışma yapmış kendine göre mesleki bilgilerinden dolayı bunu da Türkiye geneline yaymak istiyor. Türkiye'nin yararlanması istiyor bu yasadan. Ben onu istiyorum. Benim burada herhangi bir siyasi amacım falan yok. Tamamen ülkenin büyük çapta üretilen ürünün, üreticiyi destekleyerek üretilen ürünün yurt dışına satarak döviz girdilerini yapmamız lazım. Biz patatesi ne ithal ediyoruz? Bir sürü mallar ithal ediliyor buna benzer. Biz tabii kendimiz ürettiğimiz malı satarsa döviz girdisi yaparız. Hem üretici rahat eder, hem vatan hem de hazinemiz para dolar. Çok kolay. Üretimin maliyeti nedir ya? Bir mazottan vergi, bir mazottan gübreyi finanse edeceksin. Başka bir şey yok ya. Adam emeğini zaten kendi veriyor. Senden iş istemiyor. İş istemiyor. Adamın arazisi var, traktörü var, benzin, mazot yok. Araba Mercedes, mazot yok diyelim. Öyle evet. Konuşalım. En güzel tabir bu yani. Altında tabii traktör, Mercedes gibi traktör ama koymaya mazot yok. Nasıl yürüteceğiz bu traktörü biz? Mazotu vereceğiz, adam eksin, bitsin. Emeğinin karşılığını alsın, zevkle eksin, çok eksin. Bugün 4,5 milyon nüfuslu Konya kadar bir Hollanda gelip Atatürk'ün Cumhuriyet dönemindeki tarım kalkınma politikalarıyla 120 milyar dolar ciro yaptı tarımda evet ve hayvancılıkta. Ve biz tarım ve hayvancılıkta kalkınmayı, medeniyeti bu ülkelere öğretmişken, medeniyeti öğrettiğimiz bu ülkelerin nasıl gerisinde kaldık? Aslında kendilerini sorgulamaları lazım buna sebep olanların. Ve gerçekten artık çiftçimize, üreticimize bu yasanın değişmesiyle bir kalkınma sağlamamız gerekiyor. Sonra burada şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bütün Avrupa ülkelerini, Arap ülkelerini saymıyorum, Orta Doğu'yu saymıyorum. En pahalı eti Türkiye yiyor şu anda. Evet. Araştırsınlar, baksınlar. Doları da vursunlar, dövizi şeye de vursunlar, marka da, yani euroya da vursunlar. En pahalı et Türkiye'de tüketim eti. 100 lirası, 90 lira, 100 lira etin kilosu ya, kıymanın kilosu 50 lira olur Türkiye'de ya. Kıymanın kilosu 50-60 lira ya. Benim ya burada yerli kesim besiciliğim dururken ilk angusların getirilmesiyle evet başlamıştım. İthal ediyorsun, evet, hastalık hayvanları getiriyorsun, veba dolu. Bir de insanlara hasta ederek satıyorsun eti. Bakmıyorsun bile sağlığına o hayvanların. Bir de o boyutu var olayı. Bir de işin o boyutu da. Bir de o boyutu var. Valla ben sonuna kadar ben şöyle söyleyeyim. Ben çekirdekten bu işin esnafıyım. Kocaeli de bilir, Türkiye de bilir ben tanır yakınım. Ben mimar değilim, mühendis değilim, avukat değilim, doktor, sağlıkçı değilim ama ben de bu mesleğe erbabıyım. Bu mesleğe sonuna kadar ben bugün Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. O gün yasa Cumhurbaşkanı çıkartmadı. Turgut Özal çıkartıyor yasayı. Bugün yasa neden düzelmiyor? Bütün yasalar değişiyor da bu yasa neyi değişmiyor? Neden bu temel gıdadan serbest ekonomi kalkmıyor? Benim üzerine durmak istediğim konu bu. Hiçbir siyasi amacım yok benim. Üretici ve tüketici benim siyasi amacım. Burada üreticiye ve tüketiciye sahip çıkmanın, dar gelen insanların, asgari ücretle çalışan insan rahat gitsin alışverişini yapsın. 2 liralık, 5 liralık malı 10 liraya almasın. Değerini 3 liraya alsın, 4 liraya alsın. O da geçinsin rahat rahat, geçimini sürdürsün. Benim zorum bu, başka bitti. Bir çıkarım, bir menfaatim kesinlikle yok. Ben bu bilgiden, mesleki bilgimden,
yararlanan projesini yaptım. Bu ülke bundan yararlansın diye bu projeyi ben hayata geçirmek istiyorum. Yoksa benim herhangi bir şöhrete de ihtiyacım yok, siyasete ihtiyacım yok. Ben burada acaba bu ülkeye bir temeline bir taşla biz koyabilir miyiz? Ben bunun peşindeyim. Hiçbir amacım yok o konuda. Hiçbir beklentim de yok. Ama ben yetkililere buradan tekrar sesleniyorum sizin aracınıza Mustafa Bey. Size de teşekkür ediyorum bu duyarlı hareketinizden dolayı. Bana gelip ve burada bu imkanı verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Benim sizden ricam bunu sesimizi duyun. Ne gerekiyorsa duyurmanın çaresini arayalım. Büyük Millet Meclisi'ne gitsin. Tüm büyük şehirlere, ilçe belediyelerine hepsine bunu gündeme getirelim. Bu hususu araştırsınlar. Neden olmasın dedikleri zaman meclisten bu geçer zaten. Büyükşehir meclisi geçti mi zaten her taraf kontrol altına alınca çok basit. Zabıta kontrol edecek. Ve bu bir şehrimizde örnek olarak alındığı zaman diğer şehirlerde bunu örnek olarak zincirleme halinde İstanbul, Ankara, Adana böyle büyük şehirler, Kocaeli büyük şehirler bunu el attığı zaman iki tane, üç tanesi bütün büyük şehirler yapmak zorunda kalacak. Evet. Çünkü yapılması gereken bir şey bu. Gayri resim bir şey yok bunda. Yasaya göre bir gayri resmi asla bir şey yok. Ki uzun yıllarda düzeltilmesi gereken bir çarpıklık. İhmal edilmiş. Düşünülememiş. Ben bugün hükümetle suçlamıyorum. Belki aklılarına gelmedi, düşünemediler. O konuda da ben kimseyi suçlamak istemiyorum bu konuda ama bir an evvel bu gidişata son vermelerini rica ediyorum yetkililerden ben. Bu gidişat yanlış gidişat. Bu insanların fakir fukara sömürülmesin bu kadar. Marketlere mahkum edilmesin. Pazarlara gidemiyor insan. Neden? Kredi kartı yok pazarlar. Onun için gidemiyor pazarlara insanlar. Onu da kullanıyor bunu. Yani o sistem olsa zaten tabii, ona da gidecek. O sistem oldu mu zaten her şey mükemmel. Pazarda da fiyat aynı olacak. Markette de fiyat aşağı yukarı 3 aşağı aynı olacak. Kalite farkı olacak o kadar. Tabii. Onu da zaten kalite farkını verir. Vatandaş veriyor kalite farkını zaten. Fasulye vardır 4 lira, fasulye vardır 6 lira. Misal örnek veriyor. Domates vardır 3 lira, domates vardır 5 lira. Bunlar zaten kalite farkı pazarda ayrılıyor bunlar. Marketlerde ayrılıyor bunlar. Orada sıkıntı yok. Tek sıkıntı serbest ekonominin temel yuvadan kalkması. Başka bir şey yok. Üreticiye destek. İşin toparlayalım. Zamanı çok aldım. Teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığın için. Ne demek? Burada üreticiye mazot finansı, gübre finansı artı serbest ekonomide korumak için asgari ücretli dar gelirli insanları korumanın tek çaresi bu. Mutlaka. Ha, 3000 lira asgari ücret, 2500 lira asgari ücret veriyorsun ama adamın harcamalarını kontrol altına alabiliyor musun? Bu adam ne yiyor, ne içiyor? Yaptın mutfak hesabını aylık giderini? Yapmadık. Ayda ne yiyor bu adam? Kaç lira geçiniyor bu adam? Geçinebilir. 2 nüfuslu bir insan. Ben 3 nüfuslu bir insan. Asgari ücret var. Kirada verdiğini, vermediğini kabul edelim. Geçinebilir mi? Geçinemez. Çünkü et olmaz para. Yoğurt süt anormal para. Hangi yani nereye elini atarsan ya? Bugün 5 lira nohudun kilosu, 6 lira nohudun kilosu, 15 lira nohudun kilosu marketlerde. 15 lira nohutlar kurbaşı bile yok. Bunu kaç aldın kardeşim diye soran vatandaş var mı? Soran yetkili var mı? Bu 15 liraya neye göre koydun bu etiketi diyen var mı? İnsanın üzen tarafı bu zaten. Mustafa Bey. Bugün 2002 öncesinde bir askeri ücretle 4 cumhuriyet altına alınırken şu anda 2324 liralık askeri ücret ve cumhuriyet altına 2605 lira. Evet. Yani aradaki fark ve çöküşün ne durumda olduğunu zaten gözler önüne söylüyor ki bu temel gıda maddelerinde de hat safhada hissedildi zaten bu çarpıklıktan dolayı. Bir ton buğdayla 240 gram altın alıyormuş vatandaş. Şimdi bir ton buğdayla kaç gram altın alıyor? Yapın hesabı. Bir sene evvel 240 gram altın alıyor bir ton buğday. Şimdi 2 ton, 3 ton buğday verirse 240 gram altın alabiliyor. Evet. Matematik meydanda hepsi. Matematik meydanda. Bunlar ekonomi meydanda. Bunu affedersin hiç okuma yazması olmayan insan bile ekonomisi olmak gerekmiyor yani. Altınla kıyas et buğdayı, hesap çıkar meydana. Bu kadar basit. Onun için ben bana fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz yetkililere teşekkür ederiz. Bunu duyuracağına inanıyorum. Sizin yayınınıza güveniyorum bu tabii. Anlamda. Onun için de size güveniyorum. Yayınınıza da güveniyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Yetkililere de bu olaya sağduyulu bakarlar. Tarafsız bakarlar. Siyasi bakmazlar. Bu vatandaşın tabii.
en güzel kontrol altına alınması gereken bu konulardır. Biz bunu ihmal ettik bu zamana kadar. Belki değil, dönüş yapanlar. Bunu ele atarlarsa onlara da teşekkür ederim şimdiden yani. Hı hı. Ben her programda bu tezi savunmaya hazırım. Açık oturumlara katılırım. Sayın Cumhurbaşkanım çağırsın, Cumhurbaşkanı da bunları anlatırım ben. O bilgi birikimim var Allah'a şükür. Onun için ben yetkililerden sağduyu bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Tabii. Tüm belediye, büyükşehir belediye başkanları ve Ankara'dan, büyük Türkiye Büyük Meclisi'nden ben sağduyu bekliyorum. Bunu el atmanızı rica ediyorum sizin aracınızla. İnşallah biz de büyük kitlelere ve yetkililerimize hislerimizle tercüman olmuşuzdur. Buradan Hüseyin amcamıza bize bilgi ve birikimleriyle referans olarak aktardığı için, donanımlarını, tecrübelerini aktardığı için biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gırgır Tayfa'dan bendeniz Mustafa Göksel, bir yayında da sizlerle birlikte oldum. Hepiniz bu arada videolarımı izlerken like ve yorum atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, mutlu ve esen kalın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.